Merhaba aile dostları. Listeye geçmeden önce videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız sonraki videolar için bizi motive etmiş olursunuz. Hadi başlayalım. Paris, France, home of the finest restaurants and the greatest chefs in the world. All my life I've wanted to be one of them. Aşçı fare. Evet, yanlış duymadınız. Film kimsenin bırakın mutfağında olmasını, evinin yakınında bile görmek istemediği bir farenin aşçılık macerasını konu ediyor. Paris'in uçsuz bucaksız kanalizasyonlarında yaşayan Remy, farelere özgü gelişmiş koku ve tat alma yeteneklerini hayalini kurduğu aşçılık mesleğinde kullanmak istemektedir. Ve kader onu Paris'in en ünlü restoranının kanalizasyonuna götürür. Herkesten gizli restoranta giren Remy, temizlikçi tarafından yakalanır. Artık her şey sona mı erecek, yoksa yeni bir efsane mi doğacaktır? Bu arada filmin yayınlandığı yıl en iyi animasyon film Oscar'ını aldığını da ekleyelim. Zootopia, a gleaming city. Where animals of all breeds, predator and prey alike live together in peace and harmony. Hayvanlar şehri. Hayvanların insanlar gibi medeni birer birey olarak yaşadığı bir şehir hayal edin. Ancak her hayvan doğasına ve cüssesine göre bir meslek sahibidir bu şehirde. Judy adında bir tavşan ise polis olma hayaliyle yanıp tutuşur. Ancak bu meslek hiç ona göre değildir. Filmde beni kahkahaya boğan bir sahnenin ipucunu vermek istiyorum sizlere. Tembel hayvanlara dikkat edin. Beneath our feet lies another world. Why'd I have to be born a worker? In case you haven't noticed, we aren't running the show. We're the lords of the earth. A world just like our own. Karınca Z. Disiplinli bir karınca kolonisinde işçi karınca olan Z, yaşadığı hayattan hiç memnun değildir. Kolonide karıncalar arasındaki kas sistemi onu hayatı sorgulamaya ve koloniyi terk etmeye sevk eder. Ancak bu o kadar da kolay bir iş değildir. Koloniden çıkışlar kalabalık bir asker karınca grubu tarafından kontrol edilmektedir. Karınca Z'nin aklında birçok kişinin efsane olarak bahsettiği ama Z'nin var olduğuna inandığı böcek Tokyo'ya gitmek vardır. Acaba Z hedefine ulaşabilecek midir? Wall-E. Uzak bir gelecekte İnsanlık tarafından çöplük haline getirildiği için temizleyici robotlara terk edilen dünya artık sağlam kalan tek robot Wall-E'ye emanettir. Wall-E, kocaman çöplük dünyada insansı bir rutinlikte yaşayan, yalnızlığın dibine vurmuş, hisleri olan bir robottur. Çöplüklerden bulduğu parçalar ile bozulan parçalarını değiştirerek bugünlere kadar gelmiştir. Günlerden bir gün Evo gelir ve her şey değişir. Coco. Küçük bir çocuk olan Mikel, efsane gitarist ve müzisyen olan Ernesto de la Cruz'un çok büyük bir hayranıdır. Ancak de la Cruz ölmüştür. Fakat şarkıları efsanesini yaşatmaya devam etmektedir. Mikel de onun gibi efsane bir müzisyen olma hayaliyle yanıp tutuşur. Fakat ailesi bu konuda ona destek vermemektedir. Bir gün gizli bir yerde de la Cruz'un gitarını bulur. Gitarı çalmaya başladığı anda artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Which is a big deal for me. I want to touch it. Oh. Hey, come back. Come on back here. I'm gonna get you. I'm gonna get you. I'm gonna get you. I'm gonna swim with you. I'm gonna get you. I'm gonna be your best friend. Good feelings gone. Kayıp balık Nemo. Nemo adında sempatik bir balığın başından geçen maceraları anlatan filmde balıkların deniz altındaki destansı yaşamlarına tanıklık ediyoruz. Okula giderken cesaretini kanıtlamak isteyen Nemo, arkadaşlarıyla girdiği tehlikeli bir iddia sonucunda kaybolur. Yaşının küçük olması, daha önce hiç görmediği ortamlar ve balıklarla karşılaşması sonucu Nemo'nun kafası daha da karışmıştır. Kaybolduktan sonra oğlunun peşinden giden babası ile Nemo tekrar kavuşabilecek midir? Shrek.
Kendi bataklığında yalnız başına yaşayan ve yalnız olmaktan hoşlanan Shrek, çevre köyler tarafından sevilmeyen yeşil, çirkin bir devdir. Çirkin bir dev olması insanların ondan korkmasına ve yanına yaklaşmamasına neden olur. Bir gün ormandan evine döndüğünde bataklığının eski sakinliğinden eser kalmadığını, bütün masal kahramanlarının bataklığına toplandığını görür. Bunun sebebini sorduğunda ona kralın kendilerini öldürmek istediğini ve bunu yalnızca onun engelleyebileceğini söylerler. Shrek eski sakin hayatına dönmek için kralın yolunu tutar. Acaba kralı ikna edebilecek midir? Bu arada film, animasyon film dalında 2002 yılında verilmeye başlanan Oscar ödülünü ilk alan animasyon filmi olma özelliğini taşımaktadır. Buz Devri. Buz Devri'nde geçen filmde kaybolmuş bir bebeği ailesine kavuşturmak isteyen hayvan grubunun başından geçen komik olaylar anlatılıyor. Mamut, kılıç dişli kaplan ve bir miskinden oluşan grup normalde birbirini hiç sevmeyen hayvanlardan oluşuyor. Her kafadan farklı bir sesin çıktığı, her birinin farklı telden oynadığı bu ekip gerçekten de başarılı olabilecek midir? Yukarı bak. Ellie ile Carl, çocukluktan beri birlikte büyüyen ve sonunda birbirini çok sevip evlenen iki farklı karakterde kişidir. Ellie, hayat dolu, meraklı ve dünyayı dolaşmak isteyen biriyken, Carl tam tersine dingin, ağırbaşlı, sessiz, sakin bir mizaca sahiptir. İkisinin birbirinden farklı özellikleri, bir elmanın iki yarısı gibi birbirini tamamlar ve bir ömür mutlu bir evlilikleri olur. Fakat zaman Ellie'yi Carl'dan alır. Carl artık yalnızdır ve tek düşündüğü, hayattayken Ellie'nin gerçekleştiremediği dünyayı dolaşma hedefini Ellie için gerçekleştirmektir. In a land of tradition and honor, one kung fu master, let's get started, has trained five of the greatest warriors the world has ever known. But this master's biggest challenge has just arrived. I'm coming! Kung Fu Panda. Bir kung fu hayranı olan Panda Po, bu spor için gerekli fiziki altyapıya sahip değildir. Yemek yemeyi çok sevdiği için ailesinin makarna restoranında çalışır. Ancak kendisini gelecekte bir kung fu kahramanı olarak hayal eder. Kung fu ustası Shifu'nun öğrencisi olan Po, etrafındakilerin ön yargısını yenerek hayallerini gerçekleştirebilecek midir?